Şimdi değerli gençler, kardeşlerim, bizim Rabbim Teala Celle Celaluhu dünyaya gelmemize bir vesile bir annemiz babamız var. Ama gence dedim ki ben doğum günü kutluyor musun? Kutluyoruz dedi. Peki doğum gününde ne yapıyorsun? Annen hediye alıyor, baban hediye alıyor, çevreden hediye geliyor. Senin doğum gününde benim doğum günü. Peki beni doğuran anama ben dönüp de annem bugün beni doğurduğun günmüş, ızdırap çektiğin günmüş, feryat ettiğin bir günmüş. Hatta sen bağırmıyorsun diye ağzını kapadıkları bir anmış. Ben dünyaya gelmişim, hiçbir şeyden haberim yok. Ne olur anam, hakkını helal eyle, bugün doğum günümmüş. Anam, ızdırap çektirdiğin bir günmüş. Beni sen bu kadar ızdırapla dünyaya getirdiğin günde ne olur? Ayağının altını öpeyim. Cennet annelerin ayağı altında, Peygamberimiz öyle buyurdu, lütfeyle diyen var mı? Yok. Baban da koridorlarda koşuyordu. Koridorlarda koşarken ne diyor babam ya? Koşturdun. Benim ağlamamı duyunca sevindin babam. Hakkını helal eyle babam. Ne olur bugün benim doğum günümmüş babam diyenimiz var mı? Yok hocam. Ondan sonra ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki iyi ki doğdun. Ya anam memnun değil, babam memnun değil. Doğsam ne doğmasam ne ya? Anamın ve babamın elini öpeceğim. Helallik dileyeceğim. Ondan sonra doğum günde diyeceğim ki Rabbim iyi ki beni böyle bir anadan, böyle bir babadan dünyaya getirmişsin. Ondan sonra doğum gününde şöyle dua edeceksin. Rabbim yaşayacağımız hayatımı yaşadığım hayatımdan daha bereketli eyle, daha güzel eyle diyeceğiz. Bunları kaybettim. Onun için doğum günü denilince 2 sene emziriyor. Hani biraz evvelim sırtında taşıyor. Anama hakkımı ödedim mi? Bir tekmenin hakkını ödeyemezsin. Ne demek ya Resulallah? Sen diyor ananı sırtında taşıyorsun ölecek diye. Ama diyor anan seni karnında taşırken doğacak diye taşıyordu. Ve 2 sene emziriyor ve senin altını temizliyor ve seni hep omuzuna alıp taşıyor. Onun için annenin hakkı da ödenmez, babanın hakkı da ödenmez.